Kedi geldi. Şey yani, de güzel. Nathan falan belki çıkar Hylos'tan da Moskova ona çok yakalanıyormuş gibi hissettiriyor bana. Brock'un duvarı hesabı da çok kritik. Hı hı. Yani Hylos içeri girdiğinde rakiple arasına koyacağı bir duvar. Evet. Atı oraya hapsedersen kesersin. Güzel oldu bence Grok'la Kerry buraya. Kerry zaten hani hem Hylos hem Tamuz'un olduğu senaryoda bayağı işlevseldi ve harit cevabı var. Ciddi miktarda büyü hasarı olmuş oldu ellerinde böylelikle ama zaten hala hazırda ormana giden bir Nexus'ları var Roger'da. Dolayısıyla orası fiziksel konuda da hasar problemi yaşamayacaklar. Yaşamayacaklar evet. Ya bir de özellikle rüzgarı arkasına alırsa orta oyuna doğru yani erken oyunda bir kaynak elde ederse zaten hiç aramayacaklardır tabii, diye tabii. Düşünüyorum. Ben iki tarafın da tercihlerini beğendim. Ben de bayağı beğendim evet. Kime daha yakınsın peki tercihlere baktığında? Çok zor soru. Ben sol tarafa daha yakınım. Ben de aynı fikirdeyim bu arada kesinlikle. Ben Vatan Game tarafına daha yakın hissediyorum kendimi. İki tane çok net tartışma götürmez taşıyıcıları ve çok daha Kerry kadar zamana ihtiyacı olmayan taşıyıcıları olduğunu düşünüyorum. Evet. Ona katılırım. Vatan tarafında hem Harit hem de Roger'la beraber. Hadi bakalım. İlk 6 dakikaya bakacak gibi duruyor Eray. Öyle görünüyor sevgili Sinan. Şimdi baktığımız zaman erken tempo alan bir Harit'in, erken tempo alan bir Roger'ın birçok şeyi değiştirme ve birçok onu da elinin açık olma ihtimali var. Biraz daha süreye ihtiyacı olacak Kerry'nin bunlara kıyasla. Böyle bir durumda Denizbank İstanbul Wildcats tarafının kendi Kerry'sine zaman tanıması gerekirken aynı zorunluluğa sahip değil Vatan Game. Bu da tempolanmayı ve o temponun üzerine rakibin tarafına oyunu yıkmayı muhtemel kılabilir. Bunun cevabını alıyor olacağız. Belki o tempoyu durduracak isim işte Luffy Grok'ta. Hani rakibin. Harit'i, Roger'ı erken oyuna sokması, en azından Kerry'den daha erken oyuna sokmasını Luffy durdurabilir. Gabi'nin bu konuda cevapları olabilir. Onlara özellikle oyunun ilk 5-6 dakikasında Denizbank İstanbul Wildcats tarafında onlara çok iş düşüyor Aurora ve Grova. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bakalım bu noktada neler olacak? Hemen bir Akdeniz'in de alındığını görüyoruz Vatan tarafında. Denizbank İstanbul Wildcats pek oraya oynamadı. Evet. Yani bakalım rakip ormana doğru da yaklaştılar biraz. Viz de buraya yakın aslında. Şimdi o da seviye 4'e geçecek kampı aldıktan sonra herhalde ve bakalım. Ve MTC Dijikodu'yla da %5 indirimi de kaçırmayın kesinlikle. Zaten ekip arkadaşlarım da sizlere ilk karşılaşma genelinde de aslında başlangıcında da durumdan bahsetmişti. Elmas alacaksınız kaçırılmaz gibi. Yani Viz geldi hemen oradan ışınını alıyor Zeyşnen'im ve tabii birazcık düşündürecek bu 120 saniyelik bekleme süresi. 110'lara kadar inmiş olsa da yani bir sonraki gelişi biraz can yakabilir gibi gözüküyor. Yani zaten kaplumbağa da olmamış olacak bu güçlendirme ki onun ötesinde de bir süreye daha sarkıyor. Kesinlikle. Bakalım Zişne'nin canını sıkacak mı olan biten? Görüyor olacağız. Yani kaplumbağa altta çıktı. Sıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Terizle gelir gibi gözüküyor alt tarafa doğru, kaplumbağaya doğru ama tabii önce bir Nexus'tan mor güçlendirme alındığını görüyoruz. Yine biz de turuncu güçlendirmede kaplumbağayı başlattılar. Yani biraz ihtiyacı olabilir gibi ya. Ren de geldi buraya. Ya tabii hani bir şeyler çalarsa eğer ki 4 olduktan sonra onu kullanması da gerekecek. Şimdi burada bir hareketlenme. Luffy'nin üzerinde hasarlar vardı. Bloodsmith tam tersine ciddi miktarda hasar. Ulti geldi. 2 kişilik bir kullanım vardı ultiyle. Burada ciddi miktarda hasarlar. Ren skoru kaçabilecek almış mi? Oldu. Devamında bir intikam istenecek mi? Waze terste kalmadan önce Luffy'nin hamlesi önemliydi. Luffy şimdi kendini çıkartmaya çalışırken onu kovalayacaklar. Nexus bu skoru çok istiyor. Bulması lazım. Ciddi hasar var. Aldı. Buldu gibi görünüyor. Biraz uğraştırdı Luffy ama 2'ye 1'lik total bir skor çıkmış oldu böylelikle ya, karşımıza. Bir de kaplumbağa da gelecek gibi gözüküyor Ren. Yani doğdu bu bölgeye doğru şimdi yönelecek ama yine de kaplumbağanın sahibi Vatan olacak gibi gözüküyor. Viz'in hala pençesi de gelmedi bekleme süresinde ve evet Vatan Gaming Sports'a yazılan bir kaplumbağa. Waze kötü yakalanmış. Bloodsmith orada darlamaya devam ediyor kayarak. Oradan çıkıyor Viz şimdi ama Luffy de o bölgede takım arkadaşına yardım etmek istiyor. Nexus bu bölgeye geldi. Mor güçlendirmeyi alacaklar gibi tabii Link için çok kötü bir haber. Mor güçlendirmeye ihtiyaç duyan kahramanlardan bir tanesi ve buradaki takım savaşını tekrar görüyoruz. Ren'den 2 kişilik ulti gelmişti. Zaten sonrasında Bloodfest ciddi bir şekilde inceltilmişti ama o kadar da derine girince az canına Nexus rakibini affetmiyor. Tabii Luffy burada birazcık zaman geçirdirmek, takım arkadaşlarının kaçması için o gerekli süreyi sağlamak istese de evet. Ölmekten öteye geçemedi o pozisyonda ve Vatan Game bunda sonucunda kaplumbağayı da hanesine yazdırarak iyi bir başlangıç yapmış oldu aslında takaslar manasında, takas olarak baktığımızda.
Ortaya çıkan altın farkı Roger ve Ling arasında görünüyor. Diğer oyuncuların neredeyse eşit seyrettiği bir senaryoda Roger ile Ling arasında yaklaşık bir 500 altın, biraz daha fazlası belki fark var. Bu da iki takım arasındaki total farka en net yansıyan fark olmuş oldu. Bakalım buna cevap ne? Yukarıya doğru bir oyun var mı? Bu Losfet Zişnen'le beraber hareketlenirken Luffy bölgeye yakın. Arka taraftaki geçişi duvarla kapattı. Üstten kuleye ciddi hasarlar verilecektir. Bu Losfet şöyle bir baktı ileri Ailos'la beraber. Henüz hızını kullanmadı. Minyon dalgalarının alınmasıyla beraber bu ittirme duruyor. Ama çıkıyorlar. Çok evet. Kovalamayacaklar. 30 saniye sonra da Kaplumbağa da geliyor olacak yaklaşık 30 saniye sonra. Bloodfest, o ortada gördüler. Dondurulan bir isim var. Nexus sersemletilmişti ama Luffy şimdi çok arada kaldı. Tabii evet. Gabi de yardımcı olamayacak burada. Ren ulti atabilecek bir mesafede değildi. Çok bedava bir skor oldu evet, bu. Bu bayağı bedava bir skor oldu. Şimdi Wiz'i darlıyorlar ama yani onu da yakalamak tabii çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Ama Bloodfest yine de neredeyse yarı cana kadar indirdi onu. Gabi Zeyşen tarafından ciddi bir hasar alacak. Mor güçlendirmesini tekrar Nexus alıyor. Bunların hepsi Ling için çok kötü haberler. Son iki mor güçlendirmeyi de Nexus aldı rakibinden. Evet, bir de Ling'in çok ihtiyacı var mor güçlendirmelere. Nexus zaten 3 skora sahip, rakibinin güçlendirmelerini alıyor. Belirgin altın farkı arası. Pozisyonlar arasında en çok Nexus'la Vayne arasında vardı. Burada kuleyi düşürmek isteyecekler. Ciddi miktarda hasar Tezuka bölgeye yardıma gelen isimlerden biri. Minyon dalgaları temizlendi. Blossfet Luffy'yi bulmuş görünüyor ama iki tarafta birbirine çok cevap vermeyecek. Ren'in bölgeye gelmesi dengeleri değiştirir mi? O da istediği pozisyonu yakalayamadı ve Kaplumbağa inceden başlıyor gibi. Birçok oyuncu bu tarafta. Yani Vayne hala yakın değil. O alt tarafa doğru bir ayrı kitleme yapacak. Şu anda iki seviyelik bir fark var iki ormancı arasında. Burada çok mümkün olmayacak o pençe savaşına girmesi gibi gözüküyor ama Nexus henüz başlatmış değil. Bir de yanında üst kule geldi. Vatan Game Esports şu anda iyi bir işe imza atıyor harita genelinde. Hemen rakibinin mor güçlendirmesine gitti şimdi Vayne ama o bölgede Bloodfest'in de görüşü verdiğini söylemek lazım ama mor güçlendirmeyi almayı başarmış Vayne. Kaplumbağa da Nexus'un ellerinde kalıyor. Vatan ikinci Kaplumbağa'yı da aldı gibi. Bir miktar hasar alıyor Gabi. Bu Losfet arkasında onu gelen duvarla beraber Luffy. Gabi'yi kurtarmayı başarıyor. Zişnen zaten takip etmemişti burayı. Çok da skora inanmadı göründü ama zaten zorlamaları için bir sebep de yoktu. Şu ana kadar Vatan Game tarafı iyi gidiyor. Arix'in tabii ki hani alacaklar. Burada hani objektiflerin toplanması, kulelerin alınması, bundan bahsetmiştik. Sinan ilk 5-6 dakika Kerin'in hareketliliğinden çok daha hızlı haritin hareketliliği. Oyuna çok daha erken dahil olabiliyor. Daha az eşyayla, daha az seviyeyle iş yapabiliyor. Kerin kadar altına ihtiyaç duymuyor. Baktığın zaman orman tarafında Roger'da Link'ten önde olunca tempoyu eline alan taraf Vatan Game oldu. Denizbank İstanbul'u herkes geri düştü mü düştü ama kazanamayacakları bir oyun değil. Bu bizim zaten tahmin ettiğimiz bir senaryoydu 7 dakikada itibariyle. Cevap bekleyeceğiz artık. Kesinlikle yani bir bakalım o cevap nasıl gelecek. 3000'lik bir altın farkı var Vayne. Hemen o bölgeden uzaklaşıyor şimdi. Tabii orta kule baskısı da oluşturmak istiyor şu anda Vatan Game. Bütün ilk kuleleri indirmeyi başardılar orta kule dışında ve şimdi mor güçlendirme, Bloodfest ulti kullanımı geldi. Sersemletme de var Vayne üzerinde. Vayne'den ulti kullanımı ama çok mümkün olmayacak orada bir hasar çıkartabilmesi ve mor güçlendirme yine Nexus'ta. Yani Vayne'in tek alabildiği Tezuka. Burada Tezuka ciddi miktarda hasar alıyor. Çıkacak mı? Zeyşen istedi ve aldı. Gidemezsin dedi, istedi ve aldı. 4'e 1'e geliyor skor böylelikle. Vayne'in de yine elinden giden bir güçlendirme daha, senin dediğin gibi 4000'likte altın farkı Sinan. Yani Gabi'ye doğru da atıldı şimdi. Bloodfest fena geldi. Sersemletme de geliyor. Vass'a atıldı. Ren'den güzel bir ulti kurtarmak için şimdi pasifi çalıştı ama Nexus'un gelişiyle beraber o pasif çok da işlemiş gibi değil. Bir de üstüne Ren skoru gelecek ve kopuyor bu. Burada belki de yanında bir orta kule de alınabilir gibi. Luffy kötü kalabilir orada ama şimdi ikinci kulenin de desteğiyle beraber oradan çıkıyor olacak. Viz her ne kadar alt kuleyi almış olsa da şu anlık işler onlar için çok da yolunda gitmiyor. Ya inanılmaz bir tempo düşüklüğüne maruz kalıyor Denizbank İstanbul Valkes kendi kompozisyonunun ortaya çıkarttığı sonuç dolayısıyla. Kesinlikle. Eğer ki bir noktaya taşırsalar oyunu işler değişecek ama Vatan Game o noktaya taşıtmama aşamasında çok istekli. Çok iyi evet. İki kulenin arasına girmeler vesaire. Ya erken baskıyı kullanılıyor. Bir de Bloodfest öyle çok şu anda inceltebilecek bir kahraman olmayışı. Üzerine koşuyor evet, üzerlerine koşmasıyla sonuçlanıyor senin de belirttiğin gibi. Yani Tezuka'ya birazcık alan ve belki birazcık kaynak yaratmak lazım ama şu anlık o kaynak da yaratılamıyor. Baksana Nexus tek başına Lord kesiyor yani. Yok. Denizbank İstanbul Valkes'in buraya alakası bile yok. Yok yok. Evet. Rahat bir şekilde ilk Lord'u alacaklar. Üst taraftan gelecek bu Lord. Bakalım yani Blord'la beraber tabii dış kuleler kesin tıraşlanacaktır. Hatta Arix
alttaki minyon dalgasını ittirdi bile. Tezuka korkudan neredeyse çıkamıyor diyebiliriz oradan ve minyon hasarıyla beraber o kulede alınacak ve bir mor güçlendirme daha yine Nexus'un ellerinde. Yani bu dördüncü rakip taraftan alınmış mor güçlendirme oluyor. Vayse gerçekten rakip taraftan bir tane kendi çıkartabildi ki Nexus... Bakar mısın bir uğradı hani... yarıcan. Buralarda bile barındırmayacak onu. Arkadan rakip ormanda bir şeyler bulmasını daha istemiyorlar. Ren üzerinde bir hareketlilik kolay bir hedef değil. Terizler Rofin'in de yardımıyla çıkacak bölgeden. Artık ya belirgin şu anda bir ittirme. Şey mi? Buyur. O bile kolay bir hedef bence şu anda yani. Doğru. O bile bence... Pozisyon çıkarsa birkaç kişi arasında evet. Evet. Ya öyle işte ultiyle aralarına girdim falan. Ancak 3 kişilik bir ulti gelirse olur o iş. 3 kişi ayakta kalırsa onu da indirebilirler. Bloodsweat bir ulti kullanımı geldi ama duvar çok iyi geldi. Çok işlevli olmadı o ulti. Ve lordlar hemen disleri çevirerek indirdiler ama yani orta kuleyi aldılar. Evet. Şu anda rakibi iyice kendi üstüne doğru hapsediyorlar. Rakip ormanı da alıyorlar bir yandan şu an gördüğünüz üzere. Mesela rakibin ormanında 3 kişi orada ormanı topluyor. Vayse alan bırakmama konusunda çok istekliler. Vass olsun, Nexus olsun, sağda solda onu. Bu arada Vayse terste kalmış bile olabilir. Şöyle bir bakın çıkıyor gibi. Çıkacak çıkacak bir problem yaşamıyor. Ama dediğim gibi kaynak vermek istemiyorlar. Zaten belirli bir fark şu anda mevcut iki ormancı arasında. O farkı en azından belli bir noktaya kadar taşımak istiyor. Baksana Ren'e. Sadece bir kişi vurdu yarıcan. Evet, doğru doğru. Yani dediğim gibi o bir de şu anda kolay bir hedef. Yani şu anda... Sinan Nexus 14 seviye. Evet yani şu anda işler büyük... 5-0-1 oynuyor. Bütün skorlarda katkısı var. Dakika 10. Kaynakları da aldı. Kaç tane mor güçlendirme aldı acaba şu karşılaşmada? Evet. Zaten son 3 ya da 4 tane Denizbank İstanbul Wildcats cephesine ait olan mor güçlendirmeyi Nexus aldı. Bir de linkten kesmek çok önemli. Büyük yani. Tabii tabii çok inanılmaz önemli. Çok ihtiyaç duyan bir kahraman zaten mor güçlendirmeye. Evet. Burada tabii bunun da eksikliği birazcık yaşanıyor onun cephesinde. Yine zaten mor güçlendirme civarlarında bekleyen bir Bloodsweat var farkındaysan yani. Kamp kurmuş orada. Gerçekten yani kamp kurmuş. Yani Lord'u bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bir önceki Lord'la çok daha sert bir girizgah olmadı Vatan Game tarafının. Ortadan kule almaya dönüşmüştü bu sadece. Bir sonraki Lord'la beraber daha net bir oyun, daha baskın şu anki gücünü yansıtacak bir senaryo çizebilirler mi? Denizbank İstanbul Wildcats tarafında çözüm düşünüyorum ben sevgili Sinan. Hani... Sürenin uzaması lazım. Oyunun birazcık daha... Lafi Veren'e aşamaya... çok bakacak. Gabi'ye yani çok bakacak. Şöyle geç aşamaya kalması lazım. Vayse'in ayrı kittirmelerle kuleler açması lazım. Ki takımı o yani bekleme süresini azaltsın. Üstlerine bir altın eşyalar eklenebilsin. Evet. Çok kolay değil gibi ya herhalde şu anda hiçbir şey. Tabii, Nexus Pack geldi. Vuruşlarını yapacak gibi. Orada tabii bir anda 4 kişi varlığıyla beraber çıkıyor. Yani güçlendirmede çok 4 zorlamadı. 4 kişi turuncu aldılar. Evet. Yani. Öyle gerçekten öyle bir nokta. 4 kişi turuncu Lord almak geldi durumunda. Şimdi. Lord da çıkıyor. Bakalım hani cevap vermeyi düşünecek mi Denizbank İstanbul Wildcats Lord özelinde ama öyle görünmüyor benim gözüme mini haritadan. Şu an bu Lord'u kabullenecekler gibi Vatan Game baksana tarafı. Baksana zaten. Evet herhangi bir direnişle karşılaşmadan çok hızlı şekilde elindeki hasarlarla bitirmiş oluyor Lord'u. Artık kendi üstünde kabul edilecek oyunu Denizbank İstanbul Wildcats. Üstündeki oyunda baktığımız zaman Ren'in Terizla'sı, Gabi'nin Aurora'sı, Luffy'nin Groh'undan bir şeyler çıkabilir mi? Vayse gitti. Senin dediğin gibi aradan bir ayrı kittirmeyle kule çekti. Bu önemliydi. Ya birilerini yakalamak lazım ama işte Bloodsweat şu anda oyunun çok içerisinde iyi bir oyun ortaya koyuyor. Onu mu yakalayacaklar acaba? Havayı da zıplatıldı. Sersemletme de geldi ve evet yakalamayı başardılar. Ultiyi verdi gitmeden ama Zeyşler ışınlanla beraber o bölgeyi terk ediyor ve önemli bir skor aslında. Çünkü evet. Buradaki baskıyı azaltacak özellikle Lord burada girişini yaparken... Halo Sultan'ın olmadığını bilmek biraz mi? Rahatlayacak. Yok yetişemez ya. Çünkü koridor zaten çok ittirilmiş durumda. Koşacak bir de falan vesaire. Evet, evet koridor çok ittirilmiş doğru, durumda doğru. Zaten. Mümkün değil yetişmesi. Bu biraz böyle yani kafasını atacaktır Lord tabii de. Bakalım üst kulesini alma konusunda ne kadar ısrarcı olacaklar. Luffy çok ciddi hasar yedi. Yarıcana kadar da indirildi. Aa hayır tabii daha öncesinde 12. çıkmıştı 12'nin öncesinde 12'den çıkmıştı. 12'den önce çıktı evet, güçlendirilmemiş. Alınmıştı evet güçlendirilmemiş. Çok rahat bir Lord oldu. Nexus şimdi girişini yapıyor. Vayse önünde hasar var diyecektim ama Vayse ultiyle çıkmak durumunda kaldı bir anda. Ya döndü bir tane vurdu Nexus zaten. 2 saattir Vayse'in tırmaladığına denk gelmiş oldu. Vayse de hemen ultiyle beraber hedeflenemez şekilde bölgeden çıkmayı başarıyor. Vayse'den kötü oyun yok bu arada. Hani şu an güçlü durumda değil ama hiç ölmedi. Kaptırdığı ormanlar var. Vayse çok yazmaz. Ulti geldi. Arkaya doğru bir oyun. Gabi üzerinde ciddi miktarda hasarlar vardı. Luffy'nin cevabı var mı? O benzer hasarları bulan oyuncu oldu. Zişten düşüyor. Bakalım devamında neler çıkacak. Zişten'in düşüşüyle buradaki ittirme durur gibi hissediyorum ben. Evet, Luffy'nin evet, bir istekliliği var. Vatan tarafı halen burayı terk etmiş değil. Canlarını dolduruyor Denizbank tarafı. Atılan duvarda isabet yok. Denizbank İstanbul Wildcats. Burada... Rakibini ittirmeyi başardı. Yani ittirmeyi başardı ama tabii fark kapatacak herhangi bir durumda pek yaşanmadı. Tabii Zeyşten skoru
Önemliydi ama hala şu anda üstlerindeki baskı aslında kalkmış durumda değil. Doğru. Altın farkı hala ciddi miktarlarda. Yani evet, bir göz eğer ki bir dalgınlığa gelinirse, eğer ki Denizbank İstanbul Valites'in 4 oyuncusu iyi bir takım savaşı verip oyalayabilirse diyecektim. Giriş yapıldı. Ören'den bir ulti geldi. Bloodfest üzerinde hasar vardı ama yarıcının kadar indirilmesi yeterli. Bu ultisini kullanmış ve Nexus Luffy'yi indirirken Ren de paramparça edildiği gibi şimdi Tezuka onun üzerine doğru hasarını yansıtmak istiyordu. Gabi o da ayakta kalabilir mi diyecektim ama Vassa ona izin vermiyor. Şimdi bir kılıç çevirme dansı var ama o da arada kaynayacak ve bir anda bizler burada maçın bittiğini göreceğiz. Yani Bloodfest'e inanıldı. Acaba dediler, düşürür müyüz dediler, mümkün olmadı. Evet. Ya zaten bunu konuşmuştuk, oyunun biraz uzaması gerekiyordu onlar için. Oyun uzamadı, Bloodfest'i düşürebilecek de, o ciddi hasar yansıtabilecek de o kahraman eksikliğini bence bu son savaşta da iyice hissettiler.